Küçük belediyede temizlikçi olarak çalışıyordum. Bana dediler ki işte sen bu krediyi çekemezsin. Başka bir bankadan kredi çekmişsin dediler. Ben dedim ki hayır dedim. Ben çekmedim dedim. Abime yardım etmek için yani koltuk takımı almak için. Sonra bana dediler ki sen gidip başka bir bankadan kredi çekmişsin. Ben dedim hayır ben öyle bir şey çekmedim. Daha önce kaybettiydim öyle söyleyeyim size. Ama ben kaybettikten sonra ben hemen gidip başvurduydum karakolda. Bana hemen kimliğimi verdiler. Ne kadar 2000, çekmişler 2000 toplamda? lira falan çekmişler. Elimdeki imzalar bana ait olmadığı gözüküldü. Ben savcılıktan da evrağı aldım. 4000 lira falan haciz geldi bana. Zaten maaşımdan kesiyorlar. Benim aldığım para da asgari ücret. Evime bakıyor. Evet, zorlanıyorum. Elektriğim de kesildiydi. Zorlandım. Ama Allah'a şükür ben hepsini kapattırdım. Ben bunun peşini bırakmayacağım. Maaşımdan 500-700 kesiliyor yani. Bir bakıyorum maaşım geliyor 500 kesiliyor. Diğer maaşıma bakın geçen şeyde 700 lira kesildi. Takip ettim. En sonunda dediler ki 500 lira kalmış. Yani 3 yıldan beri sürüyor. Haklıyım. Evrağım da yanımda. Ne yapacağımı bilmiyorum. Yok bulunamadı. Allah'ından bulsun efendim. Diyecek bir şeyim yok hani. Aynı kendi bankama gittim, sordum. Dediler ki bana senin dedi sicilin temizledi. Ben dedim temizledim. Şu an tabi orada kimliğimi verdikten sonra bir baktım. Dediler ki sen başka bir bankaya gidip para çekmişsin. Abi burada işte gördüğünüz gibi benim olmadığım bizzat çıktı. Benim burada kararım da çıktı. Abi tüketici mahkemesi zaten en son 18 lira için niye kesmiyorlar? Tüketici mahkemesi...